PKK, FETÖ ne bunlar yani? Niye muhalefetin, yani muhalefet derken hani anketlerde ya önde görünüyor, başa baş görünüyor, kibi anketlerde geride görünüyor ama iktidarla kafa kafaya gelmiş bir muhalefetten söz ediyoruz. Ya Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret değil mi ya? Muhalefetin adayını PKK belirleyecek, FETÖ onaylayacak demek. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine hakaret değil mi ya? Burası Patagonya mı? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çok güçlü bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Anayasal bir devlet, bir hukuk devleti. Ya gerçekten ne diyeyim sana, söylemiyorum yani gerçekten, hani yanlış anlama. Şey olarak yani genel olarak söylüyorum. Ya şimdi muhalefetin adayını, yani bu ülkenin, bu milletin yarısının desteğini alan muhalefetin adayını PKK belirleyecek ya da PKK onaylayacak demek Türk milletine hakarettir. FETÖ belirleyecek, FETÖ destekleyecek demek Türk milletine hakarettir. Yani ya öyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben muhalefete oy vereceğim mesela bir vatandaş olarak. Ama yani bir PKK gördüğüm zaman, bir FETÖ gördüğüm zaman ya Nedim'den önce ben zaten onun kafasını ezerim ya. Öyle şey olur mu? Peki Kılıçdaroğlu yani, ismi üzerinden devam edersin. Bu dili bırakalım. Şunu diyorum. Yani gülü oynaya, gülü oynaya. Bakın milletin şöyle, ekonomik sorunları var. Bir saat tamamlıyorum. Buraya sana söyleyeyim bak. Şimdi bunu söylemek için şöyle geç kaldınız. Ya da CHP kanadı şunun için geç kaldı. PKK'lılar net isimleriyle BS Hozat'ından Duran Kalkan'ına Mustafa Karasu. Bir dakika. Anladım, yerel seçimlerde İmamoğlu dediler. Bir. Şimdi HDP döndü geldi. Bak kimin aday olmayacağını Ahmet Türk söyleyebilir. Eş başkan genel yardımcısı Tayyip Temel ağzından Mansur Yavaş'ı söyleyerek söylüyor. Ya CHP bir saniye. Ben, tamam, bu HDP'ye Ocak ayında ya, 70 milyon dolar sineden yardım verdi. Hükümete sorarsın onu. Niye verdi? Bir dakika, benim cümlemi tamamlayayım. Hükümet vermiyor. Bak, Kim veriyor? Bir dakika. Anayasa. Şaban biliyor onu. Şaban bir yıldan beri aynı şeyi söyledi Şaban. Açıkladık sana. Şaban onu... Anayasanın amir hükmü o. Mehmet Bey, Şaban onu biliyor. Anayasanın amir hükmü. 101'de anayasanın amir hükmü. Niye anlamadın? Yanlış okuyorsun. Mehmet Bey, benim konum yanlış okuyorum. Benim cümlem güme gidiyor. Bir dakika. Yanlış okuyorum. İşine gelmeden yanlış okuyorum. Bir dakika. Şaban bunu bir yıldan, bir buçuk yıldan beri söylüyor. İzleyiciler de öğrendiler bunu niye söylediğini. O yüzden hiç ona cevap vermeye gerek yok. Doğru değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Tabii. Şimdi bir dakika. Geçen yıl 50 milyon verdiler HDP'ye yardım hazineden. Tabii. Bu sene de 77 milyon yanılmıyorsun. Doğrudan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'yı finanse ediyor diyorsun. Çok doğru. Yapmasın yani hayır ya. Öyle demiyorum. Öyle demiyorum. Para veriliyor. Çünkü o para PKK... AKP ve MHP, HDP'ye PKK diyorlar ama bir taraftan da HDP'ye maddi yardım vererek demek ki PKK'yı finanse mi ediyorlar diye soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi. Yani vergilerimizden ödenen para HDP'ye veriliyor. HDP bunu PKK'ya aktarıyor. Biz bunu biliyoruz. Biz buna niye veriyorsunuz o zaman? Ben vermiyorum. Ben vermeyeyim diyorum zaten. AKP mi veriyor? Ben de vermiyorum. Devlet veriyor diyorum. Devlet vermiyor kardeşim. Devlet veriyor. Bak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. O imzayı atmazsa o para aykırı hazineden çıkıp maalesef HDP'nin banka hesabına gitmiyor. Tamam mı? O yardım var ya. Nurettin Nebati böyle oluyor. Şava bak. O yardım var ya. 101. maddeyi de böyle okuyorsun. O yardımın verilmesi tıpkı HDP'nin varlığı gibi hukukidir ama gayrimeşrudur. Gayri ahlakidir. Bak, ben o kuruşun hepsinin hesabını sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bu hırsızlardan bu halkın parasını çalıp vatan millet bütünlüğü üzerine anayasa şeyde mecliste yemin eden ve şereften yoksun o milletvekillerinden o paraların ya, haram olsun. Hakaret etme. Ve geri... Lütfen hakaret etme ya. Milletvekillerine niye hakaret ediyorsun? Niye etmeyeyim ya? Kardeşim? Ediyorum ya. Ya ediyorum kardeşim. Şey ya yakışıyor bak, dedim. Bak, Allah aşkına şimdi ben savunmak için söylemiyorum kardeşim. Adam çıkıyor. Ya bir televizyon programında, meclisteki adam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekiline hakaret edilmiş, şerefsiz değil mi ya? Geçen hafta hocam ben onlarla davalıyım bu konuda. Ya olabilir davalısın da. Beni şubelerine... Toplu değişikliğe şikayet ettiler. Biz onlarla bu işi göreceğiz. Anladım, merak etme onu her yerde. Ama burada da göreceğiz, her yerde göreceğiz. Beğensen de beğenmesen de. Ya neyini beğeneceğim herkes kardeşim? Herkes beğenmediği milletvekiline televizyon ekranında hakaret etme. Bak, şu hakaret değil ki bu. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne yemin ettin mi adamlar? Hem de şerefi namusu üzerine. Yargı var. Yargı gereğini yapsın. Yapıyor işte. Dediğin gibi ise. Yapıyor zaten. Yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nde yasaklar listesi de var zaten. Yapıyor. Ben de diyorum ki. O sözü tutacak namus ve şereften yoksun insanlardan bahsediyorum. Tutana bir şey demiyorum zaten ya. Şimdi
Nedim Bey çok kısa alayım mı? Çünkü şimdi, Şaban Bey asıl sorduğum söylüyorum. Sorunun yanıtını almak Mansur istiyorum. Mansur Yavaş'ın üzerini çizen Ahmet Türk, Tayyip Temel, HDP eş başkanları ve işte MİTAS Sancarı'nda ne dediğini biliyoruz zaten. Çıkıp da birisi, bir dakika arkadaş ya, anketlerde falan her yerde en birinci çıkan, yani herkesin üzerine çıkan Mansur Yavaş. Senin ne hakkın var diyen tek kişi çıkmadı. Niye? Ya, diyemezler. Niye? Demezler. Ya çıkmayabilir kardeşim. Istemezler. Şimdi Ahmet Türk ya da HDP ya da kimse. Neyi temsil ediyorsun? Ya da kimse. Ben Mansur Yavaş'ı beğenmiyorum kardeşim. Oy vermeyeceğim. Değil. Öyle kardeşim. Değil. Öyle değil. Ya tamam. Diyor ki bak hatta genelleştiriyordu. Kürtler oy vermez. Tamam desin, desin ya. Niye? Ne niye desin vermesin? Ya Allah Allah ne bileyim ben. O Kürtleri temsil ettiğini düşünüyor. Diyor ki Kürtler oy vermez. Zaten. Ben de diyorum ki. Ben de şöyle diyorum. Ben de diyorum ki ya Kemal Bey aday olursa seçilemez diyorum mesela. Niye? Diyorum bunu. Niye? Niye? Hangi yetkiyle diyorum? Seçmen hadi bakalım. Gerçeği, ya diyorum ki Kemal Bey Tayyip Erdoğan'la yarışırsa Tayyip Bey kazanır. Çünkü Kemal Bey seçim kazanamadı ki, hep kaybetti. Bak hocam, yani dolayısıyla bak, hani Kemal Bey aday olmamalı. Şimdi buradan ben Kemal Bey'e yani olup olmayacağımızı görüşümü söylüyorum. Ben bir yurttaş. Yani veya benim bu öyle dememle Kemal Bey aday olmaktan vaz mı geçecek? Ve Ahmet Türk işte Mansur Yavaş'a katkı vermez dedi diye. Mansur Yavaş'ın şansı sıfırlandı mı? Ne alakası var? Hiçbir olguya dayanmayan. Cem Bey söyleyebilir. Siyasetçi olduğu için şey de söyleyebilir. Mehmet Bey de söyler. Ama sen ve ben şunu söyleyemeyiz. Kılıçdaroğlu aday olmamalı. Mansur Yavaş aday olmamalı. Ya da şu olmalı. Çünkü biz bir parti üyesi değiliz. Ya parti üyesiyle ne alakalı? Kanaatimi söylüyorum. Kanaatini de söyleyemez. Sen bir seçmensin. Ya bak, kanaatini söyleyemem ama. Hayır. Cem Bey söyleyebiliyorsun ama. Buradan şerefsiz HDP'liler diyebiliyorsun ama. He? Buradan şerefsiz HDP'liler diyebiliyorsun ama. Diyebiliyorum. Tabii yeminle sadık olmuyor. Peki Nedim Bey, Şaban Bey bunu burada bir bırakalım. Namusuna şerefine yemin etmiyor. Mehmet Bey siz de devam edin. Nedim Bey çok kısa.